Ahir zamanda, kıyametin kopmasına çok az bir zaman kala, Allahu Teala'nın ümmeti Muhammed'in başına gönderdiği bir komutan olan Hazreti Mehdi, adil bir yönetici, dirayetli bir önder, şecaatli bir kumandandır. O doğrudan doğruya Resulullah Aleyhisselam'ın vekaletini taşıyacak, onun hilafetini, onun vazifesini yapacak. Garip duruma düşen İslam'ı, gariplikten kurtarmaya çalışacaktır. Çünkü bunun için gönderilecek. Allahu Teala onu muzaffer edecektir. Mehdi, kelime olarak hidayet kökünden gelir. Allah'ın hidayetine ermiş manasını taşır, Allah'ın izniyle hidayete erdirecek manasını da ifade eder. Mehdi hakkında çok sayıda hadisi şerif nakledilmiştir. Alimler bunu mütevatir kabul ederler. Resulullah'tan beri, Müslümanlar ahir zamanda, Ehl-i Beyt'e mensup bir zatın çıkıp dini güçlendireceğine, adaleti hakim kılacağına, Müslümanların ona uyup İslam beldelerinde hakimiyet kuracağına, bu kimseye Mehdi deneceğine inanmış ve bu zatın gelmesini beklemektedirler. Hadislerde ifade edildiğine göre Hazreti İsa ile Hazreti Mehdi aynı zamanda çıkacak ve Hazreti İsa, Hazreti Mehdi'ye yardımcı olacak, birlikte Deccali öldüreceklerdir. Hatta Hazreti İsa'nın Mehdi'nin arkasında namaz kılacağı rivayet olunmuştur. Bugüne kadar, Mehdi'yim diyenlerin hepsi şeytanın kuklasıdır, maskarasıdır. Bu çıkanlar yalancıdır, sahtedir, soytarıdır. Gelecek olan Hazreti Mehdi'nin izlerini, belirtilerini hadislerden öğreniyoruz. Peygamber Efendimiz hadislerinde şöyle buyuruyorlar. Kıyametin kopmasına bir gün bile kalsa, Allahu Teala o günü uzatarak, benim soyumdan bir kişi gönderecektir. İsmi, ismim ile, babasının ismi babamın ismi ile aynı olacak, zulüm ve zorbalık altında inleyen yeryüzünü huzur ve adalette dolduracaktır. Hazreti Mehdi'nin, Peygamber Efendimizin neslinden geleceğini ve yeryüzünü adalette dolduracağını bu hadisi şerif haber veriyor. Onca asırlardan sonra Peygamberimizin ümmetinden ve kendi neslinden gelecek olan bu kurtarıcının dünyaya malik olacağı şu hadiste haber verilmektedir. Yeryüzünde 4 kişi malik olmuştur. Bunlardan ikisi mümin, ikisi kafirdir. Müminler, Zülkarneyn ve Hazreti Süleyman, kafirler ise Nemrut ve Buhtun Nasır'dır. 5. olarak soyumdan birisi gelecek ve o da dünyaya malik olacaktır, buyurdu. İşte o büyük zat olan Hazreti Mehdi, İslam'ın emirlerine ve yasaklarına harfiyen riayet edecektir. Allahu Teala'nın ahkamı ilahisini, Resulü Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin sünneti seniyesini yaşayacak ve yaşatacaktır. Hazreti Mehdi gelinceye kadar İslam ümmeti parça parça olmuş, uhuvvet kalkmıştır. Alimler nefis ve menfaatlarına düşkündür. İslam'ın kurallarını hafife alma, yok sayma yarışına girmişlerdir. Koyun postuna bürünmüşler, Müslüman görünüyorlar. Halbuki, o zamanın alimlerinde ve amirlerinde ne ihlas ne de adalet vardır. İşte o zaman Allahu Teala beklenen kurtarıcıyı gönderir, bölük bölük olan İslam ümmetini sancağının altında toplar, zulüm içinde inleyen yeryüzünü adaletle doldurur. Efendimiz bir diğer hadiste şöyle buyurdu, dünyadan bir gece bile kalsa, Allah o geceyi uzatır ve soyundan birisi gelerek dünyaya hakim olur. Onun adı benim adıma, babasının adı benim babamın adına uyar. Daha önce yeryüzü nasıl zulümle doluysa, o onu adaletle doldurur. Malı seviye üzere taksim eder ve Allah bu ümmetin kalplerine zenginlik verir. 7 veya 9 sene kalır. Mehdi'den sonra, artık hayat yaşamakta, bir hayır yoktur, buyurdu. Naim bin Hammad'ın rivayet ettiği bir hadiste Peygamber Efendimiz Hazreti Mehdi'yi açıkça tarif buyuruyor. Mehdi'nin çıkış yeri Medine'dir, Peygamber Efendimizin soyundandır. İsmi Peygamberimizin ismidir. Hicret edeceği yer Kudüs'tür. Sakalı sıktır, gözleri sürmeli olacaktır. Dişleri parlaktır, yüzünde bir ben vardır. Peygamber Efendimizin sancağı ile çıkacaktır. O bayrak 4 köşeli olup dikişsizdir ve rengi de siyahtır. Onda bir sır bulunur. O Peygamberimizin vefatından beri açılmamış olup Mehdi çıkınca açılacaktır. Allah 3000 meleği Mehdi'ye yardım için gönderecek ve melekler ona muhalefet edenlerin yüzüne ve arkasına vuracaktır. Onun yaşı 30 ile 40 arasındayken gönderilecektir, buyurdu. Böylece bu bölümün sonuna geldik.
Bu serinin devamı için abone olmayı, like atmayı ve videolardan haberdar olmak için bildirimleri açmayı unutmayınız. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Her şeyin en doğrusunu Allah bilir.